uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Aşkım, ya nereye götürüyorsun beni? Yüreğimin götürdüğü yere götürüyorum Esma. Ya normalde okey de ama ameliyattan sonra travmatik şeyler oluyormuş. Ben bak korkuyorum, o yüzden. Sen korkma, sakin ol. Şimdi burada bekleyeceğiz, tamam mı? Neyi? Bekle ve gör. Sen mi yaptın bunu? Sen şu bizim asansörün haline bak ya. Çok güzel olmuş. Hani sana sormuştum ya. Peki benimle ne zaman ilgileneceksin diye cevabımı aldım. Mucizelere inanmayan ben ve asla benden vazgeçmeyen sen. Asla. Seveceğim Eylül Aydın. Sevgili Esma'm, bak bakalım beğenecek misin? Ta 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 tam. Hayat bana mucizelere inanmam gerektiğini öğretmişti. Ben de bu sefer mucizeme sahip çıkmak için değişmeye karar vermiştim. Ve galiba bu sefer başardım. Esma, bir dur kızım ya. Anlamadan dinliyorum. Ben anlayacağım ama anladım şekerim. El alem sevgilisine neler yapıyor. Kalpler, süslemeler, büyük büyük hareketler. Ya Esma, öyle... Esma, iyi de öyle değil ki o iş. Sen de yapmadığın yetmiyormuş gibi. Bir de el alemin yaptıklarını nispet yapar gibi izletiyorsun bana. Allah'ım çıldıracağım ben ya. Vallahi çıldıracağım ben ya. Ya ameliyattan yeni çıkmış adama bu yapılır mı? Ayy, ne geldik aynı yere. Yok ameliyattan çıktım. Yok efendim unuttum. Bık 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 bık. Bık bık ne ya? Bana bak Alp. Eğer ben de Esma'ysam bu beynin komplesini Eylül'e aldırtırım, tamam mı? Ondan sonra arkamdan ağlarsın Esma beni Samu sanıyor diye. Pardon çocuklar. Abiniz beni delirttiği için. Tamam ayrılın. Maalesef olmaz. Neden? Biz ayrılamayız. Anlamadım.
birbirimize yapışız. Ne? Geldik. Gel sen de. Yok ya, ben şimdi gideyim, geç oldu. Evde dinlenirim biraz. Başka zaman. Peki. Sen bilirsin. Başka zaman. Yarın görüşürüz. Bu kadar mı? Ne bu kadar mı? Yani gel diye ısrar etmedin. Gel dedim. Başka zaman dedim. Ben de saygı duydum. Yani çünkü ben istemiyorum dediğim zaman sen hep razı olursun. Değiştin mi sen ya? Eskiden böyle değildin. Bir saat önce eskiden. Bu erkekler hep böyle değil mi? Yüzüğü takınca hemen değişiyorlar. Eylül, burası senin de evin. Teklif bile beklememen gereken yerde ısrar bekliyorsun. Öyle alışmışım diyelim. Olsun. Olsun be. Ben seni bütün kötü alışkanlıklarımla sevdim. Sınırsız kahve var. İlgimi çekti. Diyorsun. Açık mutfak. Açım da biraz sanki. Olabilir. Başka? Başka? Eylül, geliyor musun, gelmiyor musun? Ya madem çok ısrar ediyorsun, geliyorum. Güzel. Ayrıl bakalım şimdi. Nasıl yapacaksan. Hastasın sen hasta. İşte bu yüzden ayrılmak istedim ben senden. Manyak. Manyaksam sen manyak ettin beni. Yok benden daha iyilerine layıksın. Yok sorun bende değil sendeymiş. Ayrılmıyorum arkadaş. Zorla mı? Zorla mı diyor ya? Kafayı yiyeceğim. Abi ne olursun kurtar beni şu kızdan ya. Olay tam olarak nasıl gerçekleşti? Japon yapıştırıcısıyla gerçekleşti. Aldım böyle, sürdüm, yapıştık. Çok kolay oldu. Bravo. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Zeka küpü maşallah. Ondan içiyorsun değil mi? Yok gayet ciddiyim. Peki Şeker kardeşim sen böyle bir olaya nasıl izin verdin? Kız Japon yapıştırıcısı sürdüm diyor. Bana mı sordu sanki? Zorla yaptı. Kandırdı beni. Öyle yaptım. Güzel güzel ayrılalım. Arkadaş kalalım dedik. Sinemaya gittik. Film de böyle aksiyonlu, macera dolu. Karanlıkta sürmüş işte. Hak ettin. Sinemada benden uzakta duracak diye yan koltuktaki adama sarılıyordu neredeyse. Yok, yolda yürürken el ele tutuşmak da çok bilmem neymiş. Hadi ayrıl bakalım şimdi elimden. Bul bir yolunu kurtar beni abi, ne olursun ya. Şeker kardeşim, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Allah sana sabır versin. Ama deneyeceğim, bir yolunu bulacağım. Görüyorsun değil mi bak? Millet sevgisine ayrılmamak için böyle neler neler yapıyor. Ya bu da mı bana patladı Esma? Japon yapıştırıcısını kıskanan sevgilim var ya. Bana bak Alp. Alp! Sen kafan sargılı niye dineliyorsun burada? Git odana yat dinlen. Sonra hocalarla ben papaz oluyorum senin yüzünden. Hadi kardeşim, hadi, hadi. Hızlı hızlı. Allah Allah. Hey, nereye? Şişim geldi, tuvalete gideceğim. Sakın ha! Tuvalete muvalete gidemezsin yanında kızla. Çok ayıp. Duymamış olayım. Ördek getireceğim ben sana, ördeğe yaparsın. Oh. Hadi geçmiş olsun. Deneyeceğim diyorsun yani. Ama ilk kez deneyeceğim. Öyle dalga geçmek falan yok. Tamam. Sen bana bırak kendini, merak etme. Hadi bakalım. Nasıl yapacağım şimdi? Yani normalde parayla çalışıyor ama sana bedava. Buna mı basıyorum? Evet. İtiraf edeyim. Bunu alıp salonun ortasına koymak tam Ali Asaf'lık değil. Öyle mi? Yani bu makine bence basit bir cerrahlık oyunu. Hani baskı altındayken bile ellerimizi titretmememiz gerektiğini öğretiyor bize. Gittikçe orijinalleşiyor. Ben kendim orijinalim zaten. Bak şimdi ben söyleyeyim.
Kaç saatlik ameliyattan çıktım, yorgunum. Ona rağmen bana yenilirsen işte o zaman seninle dalga geçerim. Ay tamam, sen zaten yenileceksin de yolunu yapıyorsun. Alt tarafı 13 saatlik onur ilik ameliyat. Ağlama, ağlama. Ağlama. İyi bakalım, tamam. Hadi az laf çok iş, hadi. Bak şimdi, bak. Heh. Olmuyor işte ya. Geleyim de buradan bakayım beraber. Ekip çalışması yapalım. Yapamayacaksın beni ya. Dur Ali, dur, karışma ya. Beraber yapacağız ameliyattaki gibi. Bu sefer gölgemde kalacaksın ama. Hadi bakalım. Bana şu maviyi al. Şunu alsam? Mavi. Ne yapacaksın? Başucuna mı koyacaksın? Benim başucumda. Ay şahane oldu kız. En az 200 like. Ali Asaf Hoca sağ olsun. Bu ne romantizm arkadaş. Ali Asaf Hoca resmen çıtayı arşa çıkardı. Yok böyle bir adam. E var işte bir tane. O da Eylül Hoca'ya nasipmiş. Allah ayırmasın, vallahi çok yakışıyorlar. Ne ayırması kızım? Ali Asaf Hoca gibi bir sevgilin olacak ve ayrılacaksın. Deli olması lazım sana. Ama Eylül Hoca da bir tane. Ya orası öyle. Demek öyle. Eylül için demek ha? Hı? O yüzden benim telefonlarım açılmıyor demek. Çok romantik ya. Çok romantik. Gerçekten çok romantik. Al sana mutlu çift. Al sana mutlu çift. Oyun bozanlık yapmasaydım ben daha ne oyuncaklar toplayacaktım da. Kahvene süt ister misin? Ali? Hala nasıl arıyorsun ya sen bizi?
İpek sesini duymak istemiyor. Benim zaten tahammülüm yok. Eylül, çok korkuyorum. Allah aşkına kurtar beni, ne olur. Ne oluyor ya? Gene ne yaptın? Lan açtı kapıyı. Ben hiçbir şey yapmadım. Babam delirdi. Açtı kapıyı lan. Eylül. Açtı kapıyı. Babam mı? Ne antlar karıştırıyorsunuz ya siz gene? Eylül, koş yetiş. Adam öldürecek beni. Hiçbir işleye zorla sarhoş. Kesecek, vallahi kesecek. Kurtar beni bu adamın elinden. Aç lan şu kapıyı. Hayatımı mahvettin lan benim. Bitirdin beni. Aç şunu. Aç şu kapıyı. Ulan yaşatırmayayım seni artık. Seni gebertmezsem adam değilim. Aç şunu. Lan. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Aç şu, aç şu kapıyı. Geliyorum hemen, geliyorum. Ne mükemmeldi. Kesinlikle hocam. İnsanın asla üretemeyeceği harika bir makine. Evet ama daha eğlenceli şeyler yapalım derken kastım laboratuvarda takılmak mıydı? İpek, burası her zaman boş yakalayabileceğim bir yer değildi. Hazır boş bulmuşken kıymetini bil diyorum, kıymetini. O kadar mükemmel ama bir o kadar da kolay kesilebiliyor, şunu görüyor musun? Oda sıcaklığına geldiği anda tereyağı gibi parçalanıyor bir anda. İğrenç. İğrenç mi? Senin bu iğrenç dediğin jöle topu aslında seni sen yapan şey. Yani sen bundan ibaretsin. Ben bundan ibaretim. Yalnız o kuzu beyni. Yok canım. Hiçbir tahta olmazmış. Ayrıca aynasından sende de var yani, bir fark yok sendekinin. Sana başka bir gerçeği söyleyeyim mi? Söyle. Yaklaş. Beyin çürümeye bırakıldığında tamamen sıvılaşıyor. Şimdi laboratuvarın ortasında. Yeter artık, dur. Dur bir dakika ya, daha ne kuş musun? Buradan beraber kelle paça yemeğe falan gideceğiz. Hoş geldiniz. Bu kadar mı çocuklar? Evet hocam. Evet. Gerçek insanda çalışana kadar 10 liralık kuzu beynini idare edeceksin. Çalışmaya devam edeceğiz. İtiraz olan ki yok. Efendim ablacığım? İpek. Babam bu sefer gerçekten katil olacak galiba. Çabuk dükkana gel hadi. Ne diyorsun amca sen? Ben gidiyorum şimdi, yoldayım. Sen de çık gel hadi. İpek. İpek. Bir saniye. Arkadaşlar bu yaptığım hiç acıtmayacak, merak etmeyin. Sadece cildinizi ayırırken birazcık canınız yanacak. O kadar da olur artık. Gerçi Lalin'cim, ayrılık acısı senin canını daha fazla yakacak ama yapacak bir şey yok. Şaka mı yapıyorsunuz? Ayrılık ihtimali yüzünden acıdan başka bir şey hissetmiyorum zaten. Ya çek kopar abi, çek. Acır macır diye hiç düşünme. Yeter ki ayır bizi. İnceldiği yerden kopsun ya. Sadece temsili bir ayrılık. Öyle çok da sevmiyorum sevgilim. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Birkaç dakikaya biter değil mi abi? Bitecek de bitsin. Genç adam, sen bir sakin ol. Dur. Deniyorum. Haberin olmadan Japon yapıştırıcılarıyla yapış. Sonra geçmiş karşıma, kurtar beni doktor, kurtar beni doktor. Kurtaracağım da nasıl kurtaracağım onu bilmiyorum ya. Samet. Bir şey mi oldu? Selim hocam, sizi Allah gönderdi resmen ya. Siz şimdi beni burada bekleyin, geleceğim. Selim hocam, Lalin ve Korkut Japon yapıştırıcısıyla birbirlerine yapışmışlar. Ben ayırmak için her yolu denedim ama bir türlü ayıramıyorum. Aseton denedim, alkol denedim. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaptım ama ayrılmıyorlar hocam. Ne olur bir çözüm yolu söyleyin, çok çaresizim Selim hocam. Bırak öyle kalsınlar biraz. Nasıl kalsınlar hocam, olur mu öyle şey? Samet, bak insanlar aşık olunca biraz delirirler. Bu gençlerinki de gayet mazur görülebilir bir delilik.
Sen şimdi onları biraz böyle bırak. Sonra ailelerine haber veririz. Tamam? Bırak, bırak. Ne yapacağım bunlarla ya? Baba. Ne yaptın sen? Nesrin nerede? Affet beni kızım. Affet beni Eylül. Kötü bir şey yapmadın değil mi baba? Ha? Mahvettiğim çocukluğun için. Seni bu kadar üzdüğüm için affet beni baba. Ben sana çok kötü davrandım kızım. Dur oğlum dur. Elini saralım bir. Ben çocuklarıma kıydım. Ben koramadım. Eylül. İyi ki geldin. Gelmeseydim polisi arayacaktım da arayamadım işte. Gene de kıyamadım onu. Esri. Esri. Canımın içi. Kalk. 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 Hadi güzel. Esri. Hadi. Bırak. Bırakmam. Yerler buz gibi. Hastalanacaksın sonra. Nasıl yaptın bana bunlar? Az mı sevdim seni? Ne istedin ne yapmadım? Nasıl yaptın bana bunu Nesrin? Benim yanımdan dolayı. Yapmadım Vedat'ım. Yalan hepsi. Vallahi billahi yalan. Ben öyle bir şey yapar mıyım? Sen hiç mi tanımıyorsun Nesrin'ini? İbrahim denen adamın yalanları ayıramayacak bizi. Yapmadın değil mi? Yapmadın sen öyle bir şey. Vallahi yapmadım. Ne bu şimdi? İpek. Kızım. Kızım. Yaklaşma. Mutlu aile mi olduk şimdi? İpek dur. İpek! Duramam. Ben onların pis işleri yüzünden ölüyordum be. Onlar orada aşktan geliyor. Duyun. Duy. Sen de duy baba. Senin karının sevgilisi var ya. İbrahim. O benim annemden daha vicdanlı çıktı. Peki o ne biçim söz öyle? Ya bırak! Ver ne biçim söz? Senin sevgilin değil mi? Kızım. O ihbar etmeseydi ben şu anda ölüydüm. Kızın ölmüştü. Kızım biz sana bir şey oldu diye deli olduk. Ya. Ya sen bana kızım deme ya. Ağzına hiç yakışmıyor. Bunca şeyi nasıl kabul ettin sen ya? Zavallı mısın sen? Kızım. Bırak! Bunları kabul eden adam benim babam olamaz. Peki o ne biçim söz? Bıraksana dokunma bana. Siz benim ailem olamazsınız. İkinizden de nefret ederim. Sakın aramayın beni daha sakın. İpek durun. Hey! Ya bir şey söylesene. Çekip bitti kız dinlemeden. Gitsin zaten, durmasın burada. Ben zaten bir şey söylemiyorum size. İkiniz de birbirinizi hak ediyorsunuz. Ne haliniz varsa görün.
Geldi mi aileleri? Hocam kıza çok acıdım ben ya. Aileme haber vermeyin diye yalvardı resmen. Merak ederler ama. Hocam siz hiç endişelenmeyin. Lelin onu da halletmiş. Minareyi çaldığı gibi kılıfını da hazırlamış yani. Ailesi sabaha kadar Merve'lerde ders çalıştığını zannediyor. Şu klasik Merve'ler. Aynen hocam. Gençlik işte. Bir de aşk. Hepsi şimdi ne kadar uzak bana. Sabunlu su. Nasıl hocam? Sabunlu suyun içine biraz aseton ekle. Yapıştırıcıyı çözer. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Efendim Sinan Bey. Yarın için hazır mısın? Bunun için mi aradınız? Bundan daha önemli bir şey mi var? Uyku tutmaya inanır mısın? Sürekli aklımda. Tamam, hazırım. Anlaştık. Görüşürüz. O zaman şov başlasın. İnsanlar hastaneye dertlerine çare bulmaya gelirler. Zor durumdadırlar ve doktorların, yani bizlerin her şeyi çözebileceğine inanırlar. Ki bu yüzden bir doktor hastasının tek umududur. Aslında çok da haksız sayılmazlar tabii. Çocukluğundan beri kameraları severdin zaten. Öyle mi? Hiç hatırlamıyorum. Öyle. Annen derdi oyuncu olsun çok yetenekli diye de ben direndim. Keşke annen dinleseydik. Babacığım, kameralar hastanenin imajını düzeltmek için. Uğursuz hastaneye çıktı adımız. Tüm çabam adımızı temizlemek için. Yanlış hatırlamıyorsam bu kapıdan kameralar en son senin Eylül'e kurduğun oyun için girmişti. Yani? Yani oğlum dikkat et de bu defa yine sen zararlı çıkma. Kimin zararlı çıkacağını göreceğiz. Baba. Şimdi siz bu yoğunluğun içinde kameraların ne işi var diye soruyorsunuz. Bizi anlamanızı istiyoruz. Şahit olmanızı, tanıklık etmenizi. Bizim gördüklerimizi görün. Burada her gün yaşanan dramı da, neşeyi de bizimle birlikte yaşayın istiyoruz. Selim hocam, şuraya imza alabilir miyim? Sağ olun hocam. Kolum mu? O da sizinle ortak noktamız. Bazen umut oluyoruz. Bazen de umuda ihtiyaç duyuyoruz. Yani kısacası hasta oluyoruz. Çünkü herkesin düşündüğü gibi Tanrı değiliz. Biz de insanız. Ama başımıza nasıl bir kaza gelirse gelsin, nasıl dertlerimiz olursa olsun ambulans sesini duyduğumuzda hepsi geride kalır ve yardıma koşarız. Hastanın durumu nedir? Trafik kazası. 35 yaşında erkek. Künt göğüs travması. Tüp takmaya çalıştık ama başaramadık. Hadi içeri alalım hızlı. Solunumu kontrol edip pek. Satürasyonu almamız lazım. Hasta ne kadardır bu durumda? 4. 4 dakikadır en alt düzeyde. Bronştan girmeyi deneyeceğim. Eğer 2 dakika daha nefes alamazsa maalesef hasta ölecek. Acele etmemiz lazım. Tıkanmayı yaşamıyorum. Kaç dakika oldu? 5. Perkütan trakeostomi yapalım mı? Olur. Bistüri. Arkadaşlar, şu andan itibaren kameralar açık olmasa daha iyi olacak. Kapatabilir misiniz lütfen? Nasılsın? Neden geç kaldın? Anlamadım. Nazlı, kahvaltı edeceğim diye çıktım. Neredesin bu saate kadar?
Hava almaya çıktım Can. Ha, hava almaya çıktın. Ben seni burada nefessiz bıraktım çünkü, değil mi? Hayır Can. Sadece biraz hastaneden uzaklaşmak istedim. Ne var bunda? Biraz da güzelleşmek. Saçlar falan. Nereden esti? Bir görüşmem var. Düzgün görünmek istedim biraz. Ha, görüşmem var demek. Hayırdır, kiminle? İş görüşmesi. Tamam, sonra konuşuruz. Neden sonra canım? Bak gördüğün gibi bayağı bir zamanım var benim burada. Niye şimdi değil yani? Ayrıca kim için bu çabalar böyle? Ne demek şimdi? Yani Ali Asaf için falan değildir umarım. Onun için güzelleşmemişsindir. Gerçekten senin tümörde falan değil, beyninde, düşüncelerinde bir sıkıntı var. Keşke onları da tedavi ettirebilseydik. Kusura bakma ufaklık, biraz geç kaldım. Ben de Sema abiye Seydon Başı'yı anlatıyordum. Yat bakalım. Seni bir kontrol edeceğim, tamam mı? İnanır mısınız? Mekanizması bozuk bir topun mermisini satın alıyor. Namluya sürüyor, ateşliyor. İngiliz zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştiriyor. Sıkı durun, merminin ağırlığını söylüyorum. 215 kilo. Harbiden mi ya? Harbiden. E nasıl oluyor bu? Doktorsunuz işte, siz söyleyin. Nasıl kaldırır ya, nasıl? Ben bunu sana bir ara açıklarım, tamam mı? Ben gidip göreceğim zaten Çanakkale'yi. Olan yerinde araştıracağım Seyit Onbaşı'yı. Atatürk'ün neden Çanakkale geçilmez dediğini, hepsini. Aferin sana. Çak. Burada işimiz bitince gideceğiz zaten annemle. Söz verdi. Daha önce 8 ayrı doktora gitmişler. 8'i de tümöre cerrahi müdahalede bulunulamayacağını söylemiş. Senin fikrini de merak ediyorum. Ne diyorsun? Yani niye öyle söyledikleri belli. Gördüğüm çoğu vakadan daha komplike bir nöroplastaması var. Evet. Solunum merkezine çok yakın. Hasta bir de çocuk hem de. Maalesef. O yüzden bizim için her fikir çok değerli. Eylül'ün de muayene etmesini istedim. Yani hadi, kafatasıyla boyun arasında büyük bir bölgeye yayılmış. Çok riskli. Tümörü alsam bile boyundan aşağı felç olma riski çok yüksek. Ömür boyu da solunum makinesine bağlı kalabilir. Kuvvetli muhtemel. Ve oğlumun ölüm riski de var. Bana öyle bakmayın. Siz bu ameliyatı yapmasanız da benim oğlum zaten 3 ay içerisinde ölecek. Buyurun lütfen. Doktor bey, ben sizin bu ameliyata benzeyen imkansız bir ameliyatı yaptığınızı haberlerde gördüm. Benim sizden başka hiçbir çarem kalmadı. Oğluma yardım edecek misiniz? Sen ne bahtsız bir adamsın Alp. Bu niyeymiş o? Geçen gece gelenleri biliyorsun. Daha biraz önce ender rastlanan bir vakadaydım. 40 yılı başı hastanede bir sürü kameraman çekim yapıyor. Bizim Alp Sungur hasta yatağından çıkamıyor. Hakikaten ya. Yani ben de nasıl üzüldüm halime biliyor musun Samu? Başka hiçbir derdim yokmuşçasına üzüldüm ya. Ben kameraları nasıl kaçırırım ya? Üzülürsün tabii. Ama senin asıl üzülmen gereken başka bir konu, bu değil. Sen asıl ona üzül. Hı. Söyle bakalım Samu. Başka neye üzüleyim ben? Söyle. Oğlum senin evin yok. Senin bayağı evin yok. Yarın bir gün buradan seni taburcu edecekler, yatacak yerin yok senin ya. Sen bayağı homeless'sın be. Homeless, tipe bak. Abi ben bilmeden sana bir şey mi yaptım ya? Niye beni yerden yere vuruyorsun? Gittin bir de elin kızına evlenme teklif ettin. Nerede kalacak kız? Söyle bana, kız nerede kalacak? Söyle. Sorma ya. Böyle yaptın değil mi? Ya. Bir de bizi ortak ettin günahına. Öleceğim diye aceleci davrandım abi ya. Ne bileyim ben ölmeyeceğimi? Ettik işte bir şey. Hoş, onu da elime yüzüme bulaştırdım zaten. Gerçi İsmail için değer yani. Yine olsa yine yaparım da. Hayır abi, daha da beteri. Şimdi yarın istemeye gideceğiz. Benim ne büyüğüm var ne bir şeyim ya. Neyim abi benim aile kurmak ya? Ben ne yapıyorum Samo ya? Oğlum öyle deme ya. Öyle deme. Tamam, üzme beni. Allah Allah. Bir şekilde halledeceğiz. Yaparız ya. Bak gene. Biri beni durdursun artık ya. Kendime mukayyet olamıyorum. Nerede? Alp'in bir sorunu var, Samo orada. Hep bir günah davet halleri. Yeter ya.
Eylül hocam. Efendim Eylül hocam. Hemen geliyorum. Eylül hocam aradı, ben kaçıyorum. Sen burada yat. Öyle kız isteme, mız isteme işlerine girme. Benden haber gelmeden hiçbir şey yapma. Hiç kıpırdama. Öyle yat. Tamam? Tamam, kıpırdamayacağım, merak etme. İyi. Hadi geçmiş olsun. Gelin baş. Sandviçimi unuttum. Hiç haber vermiyorsun ya. Alp. İster misin? Kullanmıyorum. Öpüyorum. Seyhan Hanım. Bakın bu ameliyata bir başarı oranı bile veremiyorum. Çok riskli bir operasyon. Kerem çok ufak. Bunu kaldıramayabilir. Ben tümörü alsam bile boyundan aşağı felç kalma riski var. Bir ömür boyu solunum makinesine bağlı kalabilir. Olsun. %1 bile olsa ben buna razıyım. Bakın neler hissettiğinizi anlamaya çalışıyorum ama siz... Hayır, anlayamazsınız doktor bey. Hani yaşayan bilir derler ya. Bunun ne demek olduğunu inanın çok iyi biliyorum artık. Bakın biz sizi gayet iyi anlıyoruz. Doktor beyin demek istediği şey şu. Operasyon sonrasında olası bütün sonuçlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ben olabilecek her sonuca hazırım. İnanın hazırım. Peki. Madem hazırsınız, madem bu kadar istiyorsunuz, o zaman ameliyatı deneyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Benim de duymak, inanmak istediğim buydu. Denemeniz. Peki. O zaman gidelim, oğlunuza haber verelim. Yalnız doktor bey, oğlum tümörü bilmiyor. Yani söyleyemedim. Henüz daha çok küçük. 3 ay sonra öleceğini bilmesinin bir anlamı yok. Lütfen bilmesin. Kerem neden burada oldu sanıyor? Şiddetli sırt ağrısı diyebildim. İşte burada, bu çatıda hepimizin unutmak istediği çok acı şeyler yaşandı. Kayıplar verdik. Kızımı kaybettim ben bu olayda. O da doktordu ve hiçbir suçu yoktu. Sadece... tüm gücüyle yaralı çocukları kurtarmaya çalışıyordu. Hastalara kötü haberler vermek zorunda kalırız. Onlara çok sevdikleri birinin yaralandığını, ölmek üzere olduğunu, hatta öldüklerini söylememiz gerekir. İşte o gün ben de hayatımda ilk kez bunu duymanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anladım. Ama işte hayat devam ediyor. Ve biz de görevimizin başına dönüyoruz. Çünkü daha kurtarılması gereken çok hayat var. Tıpkı Ali Asaf Hoca ve ekibinin dün akşam hastanemizde yaptığı 13 saatlik ameliyat gibi. Biraz da böyle güzel şeylerden bahsedeyim. Ali Asaf Hoca'nın hastası hastanemize beyninde akıllı tümör denilen bir hastalıkla geldi. Demek cevap adrenalin. Tahmin etmeliydim. Çok mantıklı. Ne güzel kitap öyle. Demek sen de tarihi çok seviyorsun ha? İnanın sevmekten çok daha ötesi. Evet. Şimdi biraz tarih dersine ara verelim. Bu doktor abi seni kontrol edecek, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hacı var mı burada? Biraz. Burada? Aynen. Biraz ağrıyor.
Bakalım böyle nasıl? Aynı. Ağrıyor değil mi? Aslında benim ilgimi savaş alanları çekiyor. Bu özellik bana babandan geçti değil mi anne? Eşimi Kerem 2 yaşındayken kaybettik. Daha doğrusu şehit oldu. Onun için Çanakkale'ye gideceğiz. Orada babam gibi şehit kahramanlarımızı ziyaret edeceğiz. Hem sen de biraz dinlenmiş olursun anne. Aslında anneciğim bizim bu geziyi ertelememiz gerekecek. Çünkü doktorlar senin sırtını iyileştireceklerini söylediler. Sahi mi? Evet. Artık sırt ağrım olmayacak mı? Planımız bu. Kendimi seyton başı kadar güçlü hissediyorum. Seni bile kaldırabilirim. Dur tamam. Dur bir iyileş önce. Tamam mı? Ya şunu ver bakalım. Hadi bakalım dostum. İyileşeceğim. Yaşasın. Dostum iyileş. Ondan sonra hoplarsın zıplarsın tamam mı? Hocam caminin odasından sizi çağırıyorlar. Gidelim bakalım. Hadi geçmiş olsun. Çok mutluyum anne. Ben de artık diğer çocuklar gibi olacağım. Oynayabileceğim. Çok mutluyum anne, çok mutluyum. Aferin oğluma. Öyle olacak tabii. Demek doktorluğa geri dönmek istiyorsunuz. Hem de onca yıldan sonra. Evet. Özellikle bu son yaşadığımız olay bana bunu fark ettirdi. Evet, ben çocukları ve öğretmenliği de çok seviyorum ama anladım ki benim ait olduğum yer hastane. Çok jenerik bir cümle olacak belki ama neden bizim hastane? Çünkü burada çok değerli hocalar var. Başta Ali Asaf. Kimsenin cesaret edemediği bir ameliyatı sorunsuz başardı. Ben eskisi gibi yan yana çalışmayı çok isterim kendisiyle. Siz nereden tanışıyorsunuz? Ali Asaf benim eski eşim. Eski eşiniz mi? Asaf sizin eski eşiniz mi? Evet. Çok garip bir tesadüf değil mi? Yani eski eşimi, şimdiki eşimi ameliyat etmesi. Biliyorum biraz. Tuhaf bir durum. Yok, çok güzel bir durum. İşe alındınız mı Aslı Hanım? Sizi hastanemde görmek benim için büyük bir zevk olacak. Benim için de bu işbirliği çok güzel olacak hocam. Teşekkür ederim. Ben o zaman şimdilik müsaadenizi isteyeyim. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Sinan Bey, hastane kapısından haber verdiler. Melda Hanım'ın babası Macit Bey gelmiş efendim. Tamam, hemen ilgileniyorum. Benimle konuşmak istemişsin. Bir sıkıntın var ağrın sizin. Sen? Ben? Evet, sen. Benim en büyük problemim de sıkıntım da sensin Ali Asaf. Gerçi sadece bugün değil, bütün evliliğim boyunca. Hatta düzeltiyorum. Nazlı'yı tanıdığım günden beri en büyük sıkıntı sensin. Evet. Can, senden rica ediyorum. Bir daha hemşire hanımı da beni de böyle saçmalıklarla uğraştırma lütfen. Hatta kendinle uğraşma. Sen çok ciddi bir operasyon geçirdin, farkında değilsin herhalde. Ali Asaf, duydun mu yeni haberi? Nazlı doktorluğa dönüyor. Bir iş görüşmesi olduğundan bahsetti. Ne iş olduğunu tahmin edebiliyorum. Aynı şekilde öğretmenliğe,
çocuklara bu kadar aşık bir kadının öğretmenliği bırakmasının sebebini tahmin edebildiğim gibi. Bana bak, bir şeyler dönüyor ve sen bunu biliyorsun. Yoksa beraber mi planladınız bunu? Ben de iyileştikten sonra elenecek en zayıf halkayım, değil mi? Can, sen benim hastamsın. Ben de senin doktorunum. O kadar. Eşinle hiçbir alakam yok. Sana söylemiştim ama anlamamışsın. Şimdi son kez bir kere daha söyleyeceğim. Ben nişanlıyım. Yakında evleneceğim. Tamam mı? Eşinle olan ilişkine beni karıştırma. Ben seni yıllardır bu ilişkiye karıştırmamaya çalışıyorum Ali Asaf. Yıllardır. Ne çekmediyseniz? Bir sorun mu var? Selim Bey biraz ara verelim dedi. E tamam işte. İyi, tahlillerde bir sorun görünmüyor. Doğru karar vermişsin. Ha, bu yapışık sevgililer ne oldu bu arada? Hocam, sabah ilk iş söylediğiniz taktiği uyguladım. Ayrıldılar, yolladım ben de. Kız pek vazgeçecek gibi görünmüyor da inşallah yeni bir çılgınlıkla geri gelmezler. Aman inşallah hocam. Merve'lerde kalmasın da yine. Ekibi ara vermelerini söylemişsin. Ha evet, biraz dinlensinler Sinan Bey. İnsanların burnuna kamera dayıyoruz ki bu da pek hoşlarına gitmiyor. Melda'nın babası geldi. Ha, müsaadeniz hocam. Onunla konuşman lazım. Anlamadım. Onu niye çağırdınız? Bu işleri iyi bildiğim için. Gözyaşı her zaman satar. Sinan Bey bakın, ben bu çekimi bir şeyleri satmak için kabul etmedim. Rating peşinde koşan bir televizyoncu değilim ben. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bütün asansör Alif'in fikriydi. Ama ekmeğini Eylül mi yedi? Aynen öyle olmuş. Vallahi ne diyeyim, şansına küs. Bütün ambiyans Eylül'e yaradı desene. Ne yapayım ya? 40 yılda bir şansım yaver gitmiş. Ağzımı açıp bir şey diyemedim ben de. Valla yakın arkadaşımsın diye bir şey demiyorum. Ama bana bir evlenme teklifi borcun var. Bana bak. Badem gözlü annem. Şimdi bu Alp. Bir türlü teklif edemiyorum. Şanssızlıklar peşimi bırakmıyor diye. Vazgeçmesin sakın. Doğru diyorsun. Doğru söylüyorsun. Doğru. Bence sen onu boş bırakma. Yoksa... Biri gelip kapı verir. Ben. Bırak onu. Bunu ben Alp'e götüreceğim. Ben sizi bulurum. Tamam mı? Öptüm sizi. Çok öptüm. Sen de kızı durduk yere niye panik yapıyorsun şimdi? Bir alemsin ha. Vallahi sen de bir alemsin ablacığım. Bu rahatlığın beni öldürecek, anlam veremiyorum. Aa, sen ciddisin yani. Macit Bey. Çok değerli çalışanımız, rahmetli Melda Hanım'ın babası. O olayda ikimiz de evlatlarımızı kaybettik. Bu ülkede doktor ya da sağlık çalışanlarına şiddetin boyutlarının kimse farkında değil. Hep laf, hep laf. Biriniz de demiyor suç bizim diye. Koruyamıyorsanız açmayın, çalıştırmayın bu hastaneyi. Benim çocuğum öldü be. Bir adam elini kolunu sallayarak silahla girdi bu hastaneye. İnsanları taradı. Kızım bu hastanede kurtarılamadı. Tek suçlu o genç mi? Kime ne anlatıyorsun? Tamam arkadaşlar, keselim. Hatta biraz ara verelim. Macit Bey'in acısı hala çok taze. Buyurun. Anlaşılan senin acın küllenmiş demek. Macit Bey, böyle konuşmamıştık. Bu çekimin amacı bambaşka. Ben çok iyi biliyorum sizin amacınızı. 20 küsür yıllık kimya öğretmeniyim ben. Kafam çalışıyor, merak etme.
Esma ne yaptın sen? Hiç, onun için bir şeyler hazırladım. Önemli bir şey değil. İyi de kırıntı yapar bunlar. Kırıntı mı? Evet, hasta yatağında yemek mi bu resmen? Allah Allah, garip garip huylar çıkardın ya. Bana baksana sen. Ameliyattan sonra sen bir garip huylar çıkardın. Ben senin için böyle iyi bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Derdin ne ya senin? Ameliyattan çıktığımdan beri azar yiyorum Esma. Ondan dolayı olabilir mi acaba? Ameliyattan çıktığından beri bir şeyleri hatırlamıyor olabilir misin acaba? Bana bak Alp. Hiç lafı dolandırmadan, ima olmadan böyle pat diye yüzüme söylesene. Ne oluyoruz? Teklif falan derken... Düşündüm de bu evlilik kararı için biz biraz acele mi ediyoruz Esma? Acele mi ediyoruz? Teklif ettin, kabul ettin, bitti gitti işte. Acaba sen caydın da onun yolunu mu yapıyorsun bana? Hayır, tabii ki caymadım Esma. Yani belki biraz zaman ikimiz için de... Anladım ben anlayacağımı. Önce unuttun, sonra erteledin. Başka bahanem var mı? Ha? Başkasını seviyor musun? Söylesene bana. Yok tabii ki. Hep evet de. Gözlerini oyarım senin. Yok. Duydun mu? Ya ne başkası falan Esma, az sakin ol. Sakin falan olamam. Seni gidi bahaneci, palavracı, her türlücü. Velet. Durdurmadığı gibi peşimden de gelmedi. Ne oluyoruz ya? Can Selim aradı. Enteresan. Tamam canım, ne isterse düşünsün artık, ne yapayım yani? Hayır anne, başka bir sebebi yok. Ne yani, doktorlar geri dönüyorum işte, sen de istemiyor muydun? Tamam. Tamam, ben arayacağım seni anne. Hadi, benim işim var şimdi. Hadi bay bay. Selam. Sana çok güzel bir haberim var. Doktorluğa geri dönüyorum. Eski zamanlardaki gibi. Yine yan yana olacağız. Ne oldu sen? Pek sevinmedin sanki. Benim yüzümden mi? Ne demek şimdi bu? Benim yüzümden mi bu kararı verdin? Hayır. Tabii ki de. Nereden çıktı şimdi? Nereden çıktı? Bak Nazlı. Meslektaşız. Saygı duyuyorum. Ama uzun zamandır öğretmenlik yapıyorsun, değil mi? Yıllar sonra seninle burada karşılaşıyoruz. Boşanmak üzere olduğun eşine ameliyat ediyorum. Ve sen benimle hiç alakasının olmadığını söyleyerek doktorluğa geri dönme kararı alıyorsun. Kesinlikle. De benim doktorluğa geri dönmem seni niye bu kadar rahatsız etti? Kafana karışmasından mı korkuyorsun yoksa? Bu söylediğine gerçekten inanıyor musun? Güzel. Ben de öyle düşünmüştüm. Tümörüm daha da büyümüş mü? Tamam, teşekkürler. Ne dedin sen? Neyim olduğunu biliyorum. Gittiğim bir önceki hastanede doktorlar konuşurken duydum. Annen biliyor mu bildiğini? Hayır.
Biz de kafayı yerdik. Ama bilmesi gerek. Sonradan öğrenirse daha çok üzülür. İstersen ben söyleyeyim. Olmaz. Annem sürekli banyoya kapanıp ağlıyor. Geceleri duymadığımı sanıyor. Ama ben duyuyorum. Ağlıyor. Sabahları uyuduğumu sanıyor. Ama ben onu ağlama sesleriyle uyanıyorum. Onu söyleyemez. Annem sürekli ağlıyor. Her zaman. Öğrenmesi gerek ama. Hayır. Onu mutlu eden tek şey benim hastalığımı bilmiyor onunla. Ben mutluyum diye mutlu olabiliyor. Söyleme. Ne olur. Tamam, söylemeyeceğim. Söz ver. Söz. Peki, sence ölecek miyim? Bak, ben Ali Asaf Hoca'yı çok uzun zamandır tanıyorum. Ve gördüğüm en iyi doktor kendisi. Yani beni kurtarabilir. Hiç vazgeçtiğini görmedim. O zaman yaşayacağım. Ölmeyeceğim değil mi? Ölmeyeceksin. Yaşasın. Hadi gel götüreyim seni. Abla. Konuşmamız lazım. Bu Nazlı var ya, ben onu hiç sevmedim. Çok tehlikeli bir kadın o. Ya yemin ederim sana ya. Kocası mocası hikaye. Ali Asaf'ın peşinde hala. Peki. Bak burası hastane. Burada sadece işimizi yapacağız. Ayrıca ben öyle entrikalara falan gelemem. Sen de peşini bırak. Bırakmayacaksan da bana söyleme. Yani her şeyi biliyorsun ama ilişki nasıl yaşanır hiçbir fikrin yok. Vedat, çok seversin sen, ballı yaptım. Aa, bu ne be? Vedat, bu ne? Nasıl satarsın dükkanı be? Ne yer, ne içeriz sonra? Satmazsan karnın doyacak mı sanıyorsun? Dükkandan içeri bir Allah'ın kulu giriyor. Satmayıp da ne yapayım? Ya bıraksana sen o terbiyesizleri. Girmezse girmesinler. Kendini bilmez namussuzlar. Ufacık bir dedikoduyu bilip bilmeden mahalle savaşına çevirdiler. Rızkımızla oynuyor ahlaksızlar. Kimsenin yüzüne bakacak halimiz kalmadı mahallede. Satıp başka bir yere gideceğim. Başka bir yere mi? Ya ben? Beni buradan bırakacaksın. Ben hiç sensiz kalmadım ki Vedat'ım. Ne yaparım bir başıma? Ya dur. Seni burada bırakayım da linç mi etsinler? Zaten senin yüzünden gidiyoruz. Birlikte gideceğiz. Oh be. Bir an vallahi yapacak sandım ha. Beni yırttın Venez. Vedat, dur ben de yardım edeyim. Tabii ya, tabii. Ben de Jaws kendini ne zaman gösterir acaba diye bekliyordum. Ne diyorsun be sen? Bana bak İpek Erdem, hiç bana yanlama. Hasta, benim hastam. Yardım edeceğim. İnsan bir teşekkür eder. Biz biliyoruz o teşekkürleri canım. Koktu o ayaklar. Hasta benim diyorsan benim. İki kere iki, dört. Evet. Nasıl? Şimdi hemen mi gelmem gerekiyor acile? Tamam, geliyorum. Geliyorum. Of ya. Bazen de iki kere iki beş ediyor diyorlar. Bu da öyle bir an sanırım. Çok komik. Çok komik. Çoluk çocuğun diline düştük ya. Güvenlik konusunda her şeye baştan başlamaya karar verdik. Evvela eksiklerimizi belirledik. Güvenlik önlemlerimizi yeniledik. Hastanemizi hastalar ve doktorlar için daha güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Burada da
hastanenin her köşesini 7/24 izleyebiliyoruz. Ne oldu ya? Niye açılmıyor bu? Kimse var mı orada? Kapıyı açın! Asansör bozuldu! Sesimi duyan var mı? İçeride biri var! Asansör bozuldu! Beni duyan var mı? Aç, açın! Açın kapıyı! Açın kapıyı! Beni duyan var mı? Orada beni gören var mı? Açın, açın kapıyı! Dediğim gibi arkadaşlar, hedefimiz sıfır ata. Sinan Bey, hasta asansöründe bir sorun var sanırım. İpek Hanım, beni duyuyor musunuz? Çıkarın beni buradan hemen lütfen. Hemen! İpek Hanım, şu an sizi izliyoruz. Her şey kontrol altında. Lütfen sakin olun. Sinan Bey, şokta galiba. Sakinleşmeniz gerekiyor. Hastada ters giden bir şeyler var. Hemen müdahale edin. Kurtulacağız buradan. Sıkarın bizi. Sıkarın bizi. Bakalım lütfen kendinize gelin. Hastayı kaybedebiliriz. Müdahale edin hemen. Kurtulacağız buradan. Ölmeyeceğiz buradan. Çıkacağız. Çıkacağız, kurtulacağız. Sesimi duyan var mı? Kurtulacağız. Hiçbir şey olmayacak. Aynı şeyler olmayacak. Kurtulacağız. Kurtulacağız. Derhal teknik servisi yönlendirin. Çabuk. Tamam Sinan Bey. Ben de acil haber vereyim de gerekli birimleri asansöre yönlendirsinler. Biz de olayı yerinde izleyelim. Dikkat etsenize be biraz. Hastane burası, hastane. Hocam çok affedersiniz. İpek Hanım hastayla beraber asansörde kalmış. O yüzden acele ediyorum. İpek? İkimiz de kurtulacağız buradan. Kurtulacağız. Ölmeyeceğim burada. Kurtaracaklar bizi. Oğlum benim. Anne, buraya da gidelim mi? Gideriz oğlum. Buraya da gideriz. Her yere gideriz biz. Ameliyat için hazırız. Ama ben size birkaç dakika daha vereyim. Yok, gerek yok. Biz de hazırız. Bunca zamandır bu anı bekliyorduk. Değil mi oğlum? Evet. Artık sırt ağrım olmayacak. Oğlum benim. Biz kokulum. İyileşeceksin. Anne, ağlama sen de ne olur. Ali Asaf abi en iyisiymiş. Eylül abla da söz verdi. İyileşecekmişim. Ağlamıyorum ki. Bunlar hep sevinç gözyaşları. Biz kokulum. Güzel oğlum benim. Kurtulacağız burada. Çıkacağız. Ölmeyeceğiz burada. İpek bak.
Bak burada Yücel'im, biliyor musun? İşte bak, yanındayım işte. Bak korkacak hiçbir şey yok, görüyor musun? Korkacak hiçbir şey yok İpek. Nedir durumunuz? Kurtulacağız. Öleceğim burada. İpek, hastanın durumu pek iyi değil. Kalkıp şimdi müdahale etmen lazım, duyuyor musun beni? Kalkıp şimdi müdahale etmen lazım. İpek, hastanın durumu iyi değil. Kalp masajına başlaman lazım, duyuyor musun İpek? İpek! Doktor İpek Erdem! Hastayı kaybediyoruz diyorum sana! Şimdi kalp masajına başlayacağım! Aferin sana. İşte böyle çok iyi gidiyorsun. Mükemmel ol dediğiniz sistem bu mu? İçinden saymaya devam et. Çok iyi gidiyorsun. Bravo. Çabuk çıkarın beni buradan hemen! Çıkacaksın. Hiç merak etme. Gözün hastan olsun, kulağın bende. İpek! Arkadaşlar kurtaracak seni, merak etme. Oğuz. Oğuz. Çıkar beni buradan. Tümör taramalarda göründüğünden daha fazla damarla çevrilmiş. Eğer vertebral artere dokunacak olursak solunum cihazından bir daha ayrılamaz. O zaman lateralden girsek? Soruyor musun, söylüyor musun? Söylüyorum. Büyük damarları kolaylıkla hareket ettirebiliriz. Tümöre de iki taraftan ulaşmış olursun. Şurayı aspire eder misin? Aferin sana. Ne oluyor? İpek! İpek, duyuyor musun? Korkmak üzere. Bak buradayız İpek! Tamam, bitti artık, bitti. Tamam. Duydun mu beni? Çocuklar devralı, bırak artık. Bırak, göğüs kafesini kıracaksın. Bırak artık şunu. Hastayı al. Çık önüne, hastayı al. Allah Allah. Şşşt. 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 Bak dışarıdasın, bak. Gördüm. Ne yapıyorduk biz? Nefes alıyorduk değil mi? Aferin sana. İnsanlar hayatlarında bir kahraman olmasını seviyor. Ve tüm olumsuzlukların içinde özel birilerinin mucizeler yarattığına inanmayı da. Buna inanmak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor. Ama bizler gerçeği biliyoruz. Hiçbirimizin süper güçleri yok. Sadece bunun için büyük bir isteğimiz var. Tıpta bir mucize yaratabilmek, birilerinin derdine çare bulabilmek için her gün durmadan çalışacak inancımız var. Bizler bu hastanede yaşanabilecek en korkunç şeyi yaşadık. Yaralarımızı sardık ve iyileştik. Şimdi de mucizesini bekleyen herkesi Bahar Tunç Hastanesi'nde bekliyoruz. Sinan Bey, son bir soru lütfen. Hastanede yaşanan kötü olay sonrasında en önemli çıkarımınız nedir? Kahraman olmak bedel ister. Çok güzel bir çekim oldu Sinan Bey. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kayıtları ne zaman alabilirim? En kısa zamanda montajını bitirip size ulaştıracağım. Tamamdır. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Oscar'lık bir performans sergiledin. Bravo. Hocam sensin. Bu kadar iyiysem senin sayende. Sen şimdi böylece kendini kahraman mı ilan etmiş oldun? Bir şeyi çok merak ediyorum. Bu hastanede ne yaptın da bunu hissediyorsun?
En azından bu hastane için bir adım ileri gidecek bir şey yapıyorum. Senin gibi olduğum yerde saymıyorum baba. Tabii, tabii. Hiçbir zaman kendinden bu kadar emin olma evlat. Kimin ne zaman kaç adım ilerleyip kaç adım gerileceği belli olmaz. Ha, bu arada madem cephelerimizi ayırdın, banka hesaplarımızı ve evlerimizi de ayırmanın vakti geldi sanırım. Kendine kalacak bir yer bak artık. Ne demek yapacak bir şey yok ya? Mutlaka bir yol olması lazım. Omurgayı kesip bir pencere açalım. O zaman beyin zarına yapışmış tümöre ulaşabiliriz. Omuriliği besleyen anahtar damara dokunuruz. Dokununca da felç olur. Ve 3 ay içinde ölür. Aorttan ayırsak? Spinal şoka girer ve yine ölür. Tamam, o zaman tümöre değmeyen radiküler bir kolu kaldırırız biz de. Maalesef ölür. Ya şunu söylemeyi keser misin? Yapabileceğimiz tek bir şey var. O da hastayı kapatmak. Ben bu çocuğa onu kurtaracağımıza söz verdim. Ama sen çabalamıyorsun bile. Saatlerdir çabalıyoruz. Sen de biliyorsun. Bu ameliyatta denenecek her yol onu öldürecek. Başka şansımız yok. Hastayı kapatmak zorundayız Eylül. En azından birkaç ay daha yaşayabileceğim. Bu benim tanıdığım Ali Asaf değil. Çok çabuk pes ediyorsun. Deneyeceğimizi söyledim, lütfen. Jel fum olabilir miyim? Ali, lütfen diyorum. Kerem'in tümöründen haberi var. Hep biliyormuş, annesinden saklamış. Lütfen ona senin en iyisi olduğunu söyledim. Onu kurtaracağını söyledim, lütfen. Eylül, nasıl böyle bir şey söylersin sen? Ben inandığım şeyi söyledim. Hastayı kapatın. Kolay gelsin. Nedir durum? Hasta bizi çok kötü bir baş ağrısıyla aradı. Mide bulantısı ve görüş değişimi var. Her yer bulanık. Yardım edin ne olur, yardım edin. Ellerinde de uyuşukluk olduğunu söyledi. Çok kötüyüm, çok, çok. Macit Bey bizim Melda Hanım'ın babası. Bugün buradaydı. Yani rahmetli Melda Hanım. Özgül Hemşire, sırası mı şimdi? Eylül Hoca'yı çağırabilir misin lütfen? Tamam. Hadi biz de acile geçiyoruz arkadaşlar. Yavaş, bir dakika. Çantam vardı benim. Çantam nerede? Sanırım ambulansa kaldı. Hemen getiririm. Bulunur. Dikkat edelim. Yavaş. Thank you.
Çocuğun mutluluğu için o yüzde beşlik ihtimali peşinden gitmeliydin. Sen yapabilirdin bunu. Ben sadece o çocuk için bir şeyler yapmak istedim. Ben ne istedim? Ama yapamazdık. O zaman Kerem'e söylemek zorundasın. Müşahitlik ömrü kaldırdı. Bildiğini söylemişti. Hayır, hiç dinlememişsin. Sadece tümörü olduğunu biliyor. Ameliyat olunca iyileşeceğini düşünüyor. Bırakalım öyle düşünmeye devam etsin o zaman. Daha önce yapmıştık. O çocuğa söyledik. Evet, söylemiştik ama o zaman durum farklıydı. Şimdi anne çocuğun bilmesini istemiyor. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok Eylül. Bazen yapamıyorsun işte. Efendim. Tamam, geliyorum hemen. Acilden çağırıyorlar. Hepsi artık rahatlamaya bakmaz. Bir şeyler yemeye çalış. Kan şekerin yükselsin, iyi gelir. Olanları hiç unutabilecek miyim? O sandığın içinde nefessiz kaldım. Ölümü bekleyişim. O yıkıntıdaki bağırışlarım. Bak bana. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Duydun beni. Birlikte yapacağız. Ben de biliyorum tanışıldı daha çok olmadı. Ama gözlerin içine baktığımda sanki seni yıllardır tanıyor gibiyim, yıllardır. Ve o kadar eminim ki çok kolay atlatacaksın. Biliyorum. Ama önce biraz dinlen. Hiçbir şey düşünmeden dinlen. Mi? Uyuyana kadar yanımda kalır mısın? Zevkle. Şu çantayı alın, şuradan kapının girişinde kalmış. Dur ben alırım kimseyi dönmeden. Merhaba hocam. Hastamız Macit Bey, rahmetli Melda Hanım'ın babası. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Tansiyon kaç? Tansiyon 14.8, satürasyon 95 hocam. Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı? Yaşamı devam edebilmek için, evet. Sabah kızımı işe uğurladım, akşam cenazesini aldım. Ayakta kalabilmek için sakinleştirici kullanıyorum. Başka? Bir de tansiyon hapı. Tamam. Peki şikayetleriniz bugün baş ağrısıyla mı başladı? Evet. Çok büyük bir ağrı ama. Hiç bu kadar kötü olmadım. Anladım. Tamam. Macit Bey, biz bir şey atlamayalım. Bir CT tanımız yapalım. Sonra gerekli tetkikleri yaparız zaten. Geçmiş olsun. Özgün hemşire, tekerlekli sandalyeyi getirebilir misin? Tamam hocam. Yavaş, dikkat edin. Sakin. Yavaş. Özgün hemşire, yardım et. Thank you.
Gel. Müsait miydin? Maalesef Nazlı. Taburcu etmem gereken birkaç hastam var. Gel çıkalım. Biz gidiyoruz. Daha doğrusu yanlış söyledim. Can gidiyor. Gitmek istedi. Bu hastanede kalmak istemiyormuş. Anlıyorum. Ali Asaf, ben çok teşekkür ederim. Sen Can'ın hayatını kurtardın. Benim de hayatımda yeni bir sayfa açmamı sağladın. Çok teşekkür ederim. Gideceği hastaneye transfer işlemlerini başlattınız mı? Tabii tabii. Sinan Bey o kısımla ilgileniyor. Güzel. O zaman size tekrar geçmiş olsun. Ali Asaf, bu ameliyatın senin için çok zor olduğunu biliyordum. Ama bu ameliyatı senden başkasını yapamayacağını da biliyordum. Yine beni şaşırtmadın. Teşekkür ederim. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Eski alışkanlık diyelim. Çok takılmayalım istersen. Ne demek takılmayalım Nazlı? Bir daha sakın böyle bir saçmalık yapma. Tamam mı? Sakın. Tamam, masum bir öpücüktü. Bu kadar abartma. Masum. Benim masumca aşık olduğum bir kadın var. Anladın mı? Anladım. Sen bunu çok sık tekrarlıyor olabilir misin acaba? Bak. Nasıl bir kafa karışıklığı yaşıyorsun bilmiyorum. Ama ikimizin tekrar bir araya gelmesi imkansız. Yaz bunu aklına. İmkansız diye bir şey olmadığına beni inandıran sensin. Bu saatten sonra da aksine inanmam pek mümkün görünmüyor. Tamamdır, ben geldim. Bu ne ayak ya? Hocam biliyorsunuz benim sizden başka kimsem yok. Ve bu hastane benim evim. Hocam, biliyorsunuz benim... Alp. Selam hocam. Selam. Ne oldu? Ne yapıyorsun burada? Hocam, biliyorsunuz benim sizden başka kimsem yok. Bu hastane evim gibi. Siz de zaten ailemden bir parçasınız. Eylül Hoca, Oğuz Hoca, siz tabii ki. Sen de bizim için öylesin. Biz burada kocaman bir aileyiz. İşte ben de diyorum ki, acaba bunu bir resmiyete mi döksek artık? Yani adını mı koysak? Adını mı koysak? O nasıl olacak? Yani hocam ben diyorum ki, benim babam olur musunuz? Baban mı? Pardon hocam. Efendim Samun? Ne yakını ya? Benim yakınım yok ki. İyi tamam, geliyorum. Ne olmuş? Anlamadım ki hocam. Yakınım acile gelmiş. Sabah hemen koş gel diyor. İyi hadi gidip bir bakalım o zaman. Tamam. Samu, kimmiş benim yakınım? Samet kimmiş hasta? Hocam. Ya kimmiş Samu, söylesene, kim geldi? Kesin oyuncu annene bir şey oldu. Hadi girelim. Hadi bastım, nesi var? Bilmiyorum hocam, onu öğreneceğim. Bir bak sen. Esma? Esma! Samo! Esma'nın nesi var? Samo! Mamız var. Nefes alıyor. Esma, aç gözlerini hadi canım. Aç gözlerini. Esma, ne oldu sana? Esma, aç gözlerini. Oğuz hocam yardım edin. Oğuz hocam yardım edin. Oğuz hocam niye duruyorsunuz? Yardım edin Oğuz hocam. Samo! Eylül hocam. Ali Asaf hocam.
Ya niye duruyorsunuz? Biriniz yardım edin. Nerede buldunuz? Ne oldu? Niye susuyorsunuz? Ya biriniz bir şey söylesin. Nerede buldunuz bu kızı? Ya yardım niye kimse etmiyor? Esma. Aç. Nefes alıyorsun. Aç. Aç. Hastaneye topladın başımıza. Şovunu da yaptın. Kemancılar falan. Seni bekleyerek daha fazla vakit kaybetmek istemedim. O zaman bir kez daha evet! Ya evet dedi Zülay. Duyduk duyduk. Duyduk değil mi? Evet ben şahidim. Duyduk Zülay. Esma'cığım, çok güzel bir organizasyondu. Eline sağlık. Alp, oğlum, ikiniz de tebrik ederim. Ama artık bu organizasyonu bitirmemiz lazım, değil mi? Hadi bakalım, herkes işinin başına. Hadi. Aa! Hadi bu. Aa, yok ama hadi. Evet. Ha, teşekkürler. Teşekkürler. Hadi. Kerem'in odasında buluşuruz o zaman. Tamam. Ben Melda'nın babası buralarda, ona bakıp geleceğim. Tamam. Şunlara baksana, dünya umurlarında değil. Ne güzel hocam. Aşk işte. Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Zaten bir ben bilemedim anasını. Çok pardon hocam. Macit Bey'in CT sonuçları. CT temiz. Nerede kendisi? Yok. Neyse. Yani bir şey yok da sen bir bul, bana haber ver, tamam mı? Peki hocam.
acilde. Sinan Bey'in odası ne tarafta acaba? Siz yormayın, ben götüreyim sizi. Yok, benim kendisini görmem gerek. Peki siz bilirsiniz, 15. katta. Sağ ol. Nasıl hissediyorsun kendini? Bomba gibi. Güzel. Ameliyatın kolay geçtiğine göre artık çabucak iyileşirsin ha. Teşekkür ederim doktor bey. Bana ve oğluma dünyaları verdiniz. Bu iyi bir şey mi? Yani ameliyatın kolay geçmesi. Harika bir şey. O zaman Çanakkale'ye gidebiliriz. Ne zaman istersen. Yapamamışsınız. Neyi? Ameliyattan sonra birkaç hafta burada kalacağımı söylemiştiniz. Evet söylemiştim. Ama bazen ameliyatta işler değişir dostum. Bu yüzden o kadar süre burada beklemene gerek yok. Artık annenle Çanakkale'ye de gidebilirsin. Başka yerlere de. Sen de üzülme artık. Kendini de saklamana gerek yok. Benim için endişelenmen de gerek yok artık. Hem oğlum da zaten. Ben babamın yanında olacağım. Düşünsene. Cennette. Biraz da onunla zaman geçirelim. Eylül abla. Sen de üzülme. Yarım saat için bile olsa İşleyebileceğimi hayal etmek çok güzeldi. İstiyorum hani. Kendim için değil, onun için. Keşke elimden bir şey gelebilse. Yapamaz mısın? Ne olur. Ne olur. Ay size ulaşamasaydım ne yapardım hiç bilmiyorum. Eşim doktor, şimdi de ameliyatta. Hayır ben beklerim, dert değil de bu aldıklarım bozulacak, yazık. Olur böyle şeyler abla. Kilidi değiştireyim mi? Yok yok, hiç gerek yok. Buyurun ben böyle size borcumu vereyim. Abla üzerimde bozuk yok ama. Daha hiç önemli değil, üstü kalsın. Bu akşam trafiğinde geleceğiz zaten, sağ olun. Sağ olun abla. Yukarıdan bir kimlik, anahtar bir şey getirmem gerekiyor mu daire sahibi olduğuma dair? Yok abla, olur mu öyle şey? Ayıp ettin. Ne zaman ihtiyacın olursa ara. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Değişmemişsin. Her zamanki zevkli Ali Asaf. Kayınpederim. Bir daha görüşmek kısmet olmamıştı ama merak etme.
Ben seni unutturmayacağım. Macit Bey. Ah, Sinan Bey. Ben de size bakmıştım. Hayrola Macit Bey? Bu saatte burada ne işiniz var? Gündüz biraz kötü ayrıldık. Sanırım bu hastanede olanları hatırlamak bana iyi gelmedi. Ufak bir rahatsızlıkla acile gelmiştim. Bilmiyordum. Çok geçmiş olsun. Önemli bir şey değil, geçti. Size iyi akşamlar. Bana niye uğramıştınız? Masanıza sizin için bir şey bıraktım. Onun için uğramıştım. Ne gibi bir şey? Okuyun anlayacaksınız. Ne saçmaladı kim bilir? Bu hastaneyle ilgili gerçek hislerimi söylemek ancak yazarak mümkün olabilirdi. Kameraların önünde oynanan tiyatroda kendimi gösteremedim. Çünkü ben sıradan, rol yapmayı bilmeyen, değersiz biriyim. Ama kızım öyle değildi. Hastanenizde can veren kızım benim için bu dünyadaki en değerli varlıktı. Siz bu koca dünyayı başıma yıktınız. Daha da kötüsü bundan zerre vicdan azabı duymadınız. Herkes mutlu, her şey yolundaymış gibi hayatlarınıza devam ettiniz. Oysa benim kızım toprağın altında. Tek suçu da bu hastaneye ve size gönülden bağlı olmak. En acısı da ne biliyor musunuz? Onun ölümüne sebep olanları burada görmek. Hiçbir şey olmamış gibi davranmalarını izlemek. Üstelik hiçbiri ceza almadı. Ne siz ne başkası. Ben bunu hep bir köşeden izledim. Nerede bu adam? Nerede bu adam? Hiçbir yerde yok ya. Her yere de baktım. Hocam, burada mı acaba? Nerede bu adam? Nerede bu adam ya? Ne yapıyorsun Samur? Hocam, Macit Bey yok. Kayıp. Macit Bey. Ama şimdi hesaplaşma zamanı. Macit Bey neredeydiniz? Her yerde sizi aradım ben. Ama iyi insan mısınız? Hemen lafınızın üstüne geldiniz yani. Sinan Bey'e vermem gereken bir şey vardı. Ben filmlerimiz için sordurttum da, filmleriniz gayet iyi çıktı. Siz normal ilaçlarınızı almaya devam edin. Bir terslik olursa beni görmeye gelirsiniz, olur mu? Tamam, tamam. Gelirim, gelirim. Sizi bırakacak kimse var mı? Yok, ben giderim. Hadi iyi akşamlar sana. Hocam görüşürüz. Siz neden geliyorsunuz? Ben de çıkıyordum zaten. Sizi de istediğiniz yere bırakırım. Gerek yok dedim ya doktorum. Olmaz. İtiraz istemiyorum. Artık sıra bende. Aynen sizin bana yaptığınız gibi ben de sizin dünyanızı başınıza yıkacağım.
O pek gurur duyduğunuz hastanenizi yerle bir edeceğim. Çıkmıyor musun? Sinan? Olmaz. Ne oldu? Hastaneye bomba koymuş manyak. Ne? Hemen polisi ara baba. Hastaneye bomba koymuş. Hemen bulmamız gerek. Onu hepimizi öldürecek. Bomba mı? Ne diyorsunuz siz ya? Polise haber verdiniz mi? Geçmiş olsun. Nasılsınız arkadaşlar? Ne var ne yok? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Bak gene. Allah aşkına kimin bu çanta? Sabahtan beri karşıma çıkıp duruyor. Bugün ambulansla gelen hastanın çantası. Melda Hanım'ın babasının. Aa doğru tamam. Unuttum diye tepiniyordu. E gitti o. Danışmaya bırakabiliriz. Yok yetiştiririm ben. Evet. Tam senin sevdiğin gibi oldu Ali Asaf. Macit bilir nedir? O Allah'ın belası nerede? Az önce taburcu oldu. Gitti yani. Evet, evrakları Eylül Hoca imzaladı. Bir sorun mu vardı? Büyük bir sorun var hem de. O manyak hastaneye bomba koymuş. Bomba mı? Sinan yavaş. Hastanede boş yere panik yaratmayalım. Boş yere mi? Birazdan hastane başımıza yıkıldığında görürsün boş yere paniği. Ama hocam bu mümkün değil. Ambulans da geldi hasta. Yani yanında hiçbir şey sokması imkanı yoktu. Bir tek çantası vardı. Çanta? Nerede o çanta? Bilmiyorum. Buradaydı. Şimdi yok. Biri almış galiba.
Arkadaşlar, iyi bakın ortak. Hadi çantı arıyoruz. Kafayı mı yedin sen? Öyle arabanın önüne atlanır mı? Hocam, kafayı yemedim. Aklım başımda da. Macit Bey çantasını unutmuş, onu getir. Allah'ım yarabbim. Böyle şeyler için canına kıymasam o. Kıymam hocam, tamam söz. Buyurun. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hocam. Dikkatli gidin. Sen de dikkat et Samo. Hadi bay bay. Oh. Ulan Samo, bugünü de atlattın. Helal olsun sana be. Bir lahmacunu hak ettim he. Bir de ayran patlatırım. Üf. Özgül, hemen yanına birini al, kafe tarafına git. Al, siz de bankoya bakın. Hadi arkadaşlar, arkaya bakın, arka tarafa bakın. Gri bir çanta arıyoruz. Gözünüzü dört açın, hadi. Var mı bir şey bulan? Hilal, Hilal. Hastaneye giriş çıkışları ve tüm kamera kayıtlarını kontrol edin. O çantayı hemen bulmamız lazım. Hadi gözünüzü dört açın, hadi. Bankolar temiz. Hah, Samet. Hocam ne oluyor burada? Oğlum gri bir çanta arıyoruz, gördün mü? Ha, o çanta, gördüm gördüm. Nerede gördün? Hocam hiç merak etmeyin, çantayı kendi ellerimle verdim. Kime verdin? Çantanın sahibine, Macit Bey'e. Peki nerede o manyak? Hastanede mi şu an? Yok hocam, hastanede değil. Gitti. Samet, oğlum niye bir kere de söylemiyorsun? Nereye gitti adam? Eylül Hoca ile gitti. Eylül ile mi? Evet hocam, arabadalar şimdi. Eylül Hoca onu eve bırakacakmış. Bilal, herkese söyle. Bomba hastanede değilmiş, tamam mı? Tamam. Hadi. Hocam ne oluyor? Şimdi... Alp. Allah Allah. Kahretsin. Çekmiyor galiba. Ölüm ne garip bir şeydir değil mi? Siz tabii çok ölüm görüyorsunuz. Ama biz normal insanlar öyle değiliz. Benim annem babam bile hayatta hala. Bir tanecik kızımın ölümünü göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Melda Hanım bizim için de çok büyük bir kayıptı. Öyle mi? Bugün bir arkadaşımızı ve bir polisimizi kaybettik. Sizin hastanız öldürmüştü değil mi? Evet. Siz de o zaman geceleri rahat uyuyabilmek için ilaç kullanıyorsunuzdur. Benim günlerce uyuyamadığım oluyor. Kızımı düşünüyorum. O kadar çok düşünüyorum ki aklımı kaybetmekten korkuyorum. Ondan da niye korkuyorsam. İnsan en yakınını kaybedince atlatması zor oluyor. Kaybetmek kötü ama esas ondan değil. Kızımın ölümü bir üçüncü sayfa haberi oldu. O kadarcık kıymet gördü yani. En acısı bu. Efendim Ali. Eylül neredesin? Arabadayım, ne oldu? Melda'nın babası yanında mı? Evet. Bak Eylül, o adamın çantasında bomba olabilir. Hemen uzaklaşman lazım ondan.
Hemen uzaklaş, in şu arabadan, tamam mı? Duydun beni hayatım. İnmen lazım o arabadan. Hadi çabuk uzaklaş oradan, hadi. Ne olmuş? Durumu iyi miymiş? Alo. Alo. Hayatım bir şey söyler misin? İnsene şu arabadan, hadi. Ali. Çantayı bıraktım Macit, çantayı bıraktı, kaçtı. Tamam, şimdi sen de iniyorsun arabadan, hadi. Hemen in o arabadan, kaç git, uzaklaş oradan, hadi. Tamam. Eylül, niye bir şey söylemiyorsun, hadi. Alo. Hayatım, duyuyor musun beni? İn şu arabadan diyorum sana. Lütfen in şu arabadan. Hep olur. Alo Eylül. Eylül, duymuyorum seni. Eylül, sen duyuyor musun beni Eylül? Hadi, hadi Eylül Hoca, hadi Eylül Hoca. Çekmiyor galiba. Alo Eylül, alo. Yapamam Ali. Ne demek yapamam Eylül? Hemen in git arabadan diyorum sana. Hemen uzaklaş diyorum, çık git hadi. Lütfen. Ali, bombanın üstünde 5 dakika yazıyor. Çıkacak, kaçacak zamanları yok. Burada bombayla yalnız bırakamam, patlarsa hep söyleyecek. Eylül, yalvarıyorum, in şu arabadan lütfen, hadi. Lütfen, yalvarıyorum sana, in şu arabadan, hadi. İn arabadan, uzaklaş, insanları da uzaklaştır, polise haber verin. Biz de haber verdik, hadi, lütfen. Ali, vakit yok, vakit yok. Eylül, yalvarıyorum, in şu arabadan, hadi. Bir şey söyle, iniyorum de, lütfen Eylül. Kahraman olmak bedel istermiş. Belki de benim için bunun bedeli çok ağır olacaktı.